Mesih ve Mehdi inancı sadece İslam'da değil aynı zamanda Yahudilik ve Hristiyanlık gibi pek çok dinde de oldukça önemli bir konuma sahiptir. Farklı kültürler arasındaki etkileşimin insanlık tarihi boyunca hep var olduğunu düşünürsek Mehdi ve Mesih inancının dinler arasında ortak bir olgu haline gelmesi şaşırtıcı değildir. Eski Mezopotamya uygarlık ve dinler tarihi açısından dünyanın en etkileyici bölgelerinden biridir. Günümüz Orta Doğu ve Akdeniz uygarlıkları bu bölgenin bir mirasıdır. Anadolu ve İran'ın bir kısmı, Irak, Suriye, Filistin ve Arabistan'ın tamamı bu coğrafyanın içine girer. Fırat ve Dicle'nin arasındaki bu alan Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam gibi tek tanrılı dinlerin yanı sıra bu dinler etrafında şekillenen kültürlerle modern dünya uygarlıklarına zemin hazırlamıştır. Dinler tarihi özellikle Türkiye gibi ülkelerde henüz yeterince kavranmamış durumda. Batıdaki araştırmalar genellikle ya Yahudi Hristiyan medeniyetinin temellerine dayanak aramak üzerine kurulu olduğu için ya da belli ideolojik endişelerle yürütüldüğü için tamamen tarafsız olmaktan uzak. Yine de son yüzyılda bu konuda yapılan pek çok çalışma var ve çoğu bilgiyi Batı kaynaklarından alıyoruz. Batı'daki liberal dini düşüncenin gelişiminde bu çalışmalardan elde edilen bilgilerin Yahudi ve Hristiyan kültürlerine bazen karşıt duruşu da dikkate değer bir nokta. <laughs> Ayrıca bu alan özel olarak arkeoloji, antropoloji ve sosyoloji gibi disiplinlerle ilerlediği için elde edilen bilgilerin genel toplumla paylaşılması daha da zorlaşıyor. Bizler toplumun ve insanların daha aşina olduğu fenomenler üzerinden diller tarihini anlatmaya devam edeceğiz. Şimdi gelin Mesih, Mehdi kimmiş bir bakalım. Mesih kelimesi Aramice Meşiha ve İbranice Maşiha kökenlidir. Bu kelime Sami dillerinde ortak bir kök paylaşır. Arapçada Mesaha, Asur dilinde Maşahu, Aramice ve İbranice'de ise Mahşah. Bu da el sürmek, elle sıvazlamak, bir şeyin boyutunu anlamak için üzerine el koymak, yağ sürmek, yağla meshetmek gibi anlamlara gelir. Mesih terim olarak Yağ sürülerek kutsanmış, dini bir göreve atanmış. Bu görevi yerine getirmesi için Tanrı tarafından seçilmiş kişi anlamına gelir. Kelime Grekçe'ye Christos, Latince'ye Christus olarak geçmiştir. Müslüman dil bilimcilere göre Kur'an'da sadece İsa ile bağlantılı olarak 11 kez geçen Mesih kelimesi birçok kişi tarafından Arapça bir kökten geldiği kabul edilse de ...kökeninin İbranice, Aramice veya Süryanice olduğunu savunanlar da var. İbn Manzur'a göre Arapçada Mesih kelimesi ölçmek, mesetmek, günahlardan arınmış, şüphesiz inanan, dolaşan, seyahat eden gibi anlamlara gelir. İslam kaynaklarındaki rivayetlere göre İsa'ya bu at çok gezdiği, dokunmak suretiyle hastaları iyileştirdiği, yağla mesedilmiş olarak doğduğu, doğduğunda şeytan ilişmesinden korunması için Cebrail'in kendisine kanadıyla dokunduğu, güzel yüzlü olduğu için verilmiştir. Tarih boyunca çoğu dinde Farklı şekillerde olsa da bir kurtarıcı figürünün varlığından bahsedilir. Ancak burada Önemli bir ayrıntıya dikkat çekmek gerekir. Türkler bu konuda bir istisna oluşturur. Dinler tarihi uzmanlarına göre Mesih veya Mehdi gibi kurtarıcı kavramları özellikle zorlu şartlar altında yaşamış, sürgün ve zindan hayatı deneyimlemiş topluluklarda daha çok öne çıkar. Türklerse tarih boyunca bağımsız devletler kurmayı başaran ve inançlarında bu tür bir Mesih anlayışına yer vermemiş bir millet olarak kabul edilir. Bu durum Türklerin tarihi ve kültürel özgünlüğünü yansıtan da ilginç bir özelliktir. Ne tarihçilerine göre beklenen kurtarıcı fikri insanların kendi başlarının üstesinden gelemeyecekleri zorluklarla karşı karşıya kaldıklarında daha fazla öne çıkıyor. Bu kurtarıcılar farklı dinlerde farklı isimlerle anılsa da zor durumda olan insanları kurtaracakları ve dünyayı zulüm yerine adaletle dolduracaklarına dair bir inançla anılıyorlar. İlahi kökenli dinlerde bu figürler genellikle Mehdi ve Mesih olarak bilinir. Dolayısıyla Mesih fenomeni birçok dinde ahir zamanda gelecek, halkının düşmanlarını yok edecek, bolluk ve bereket getirecek bir kurtarıcı hükümdar tipini anlatan farklı isimlerle var olan bir konsepttir. Mesih'in tanımı aynı zamanda dünyanın son zamanlarında yanlış inançları ve adaletsizlikleri düzeltecek, dini kemale ermesini sağlayacak bir peygamber hükümdar olarak Tanrı tarafından yeryüzüne gönderileceğine dair bir inancı ifade eder. Zerdüşlük'te Saoşyant, Mayalarda Kukulkan, Sabilere göre Praşay Siva, Müslümanlıkta ise Mehdi gibi farklı isimlerle anılsa da bu olgunun özü her zaman aynıdır. Ahir zamanda gelecek ve inananları kurtaracak, dünyayı daha güzel bir yer haline getirecek olan bir kurtarıcıya duyulan inanç. Yahudilikteki Mesih inancının kökeni üzerine farklı görüşler bulunmakta. Bazıları Yahudilerin Mısır sürgünü sırasında eski Mısır dininde yer alan Mesih Hameni inancıyla tanışmalarının bu inancın temelini oluşturduğunu öne sürerken diğerleri Babil esareti sırasında Mezopotamya'daki kurtarıcı fikrinden etkilendiğini savunuyor. Ayrıca bazı araştırmacılar Yahudilerin onları Babil esaretinden kurtaran İranlıların dininden yani Zerdüşlük'ten bu inancı aldıklarını iddia ediyorlar. Gerçekten de Zerdüşlük'teki Saoşyant kurtarıcı inancı ile Yahudilikteki Mesih inancı arasında benzerlikler bulunmakta. Yahudilikteki Mesih inancı ile Zerdüşlük'teki kurtarıcı inancı arasındaki temel fark Yahudilerin Mesih kavramına beklenen sıfatını eklemesidir. Bu beklenen sıfatı kurtarıcının bir zamanlar geldiği ve tekrar geleceği umuduyla eklenmiştir. Bu durum muhtemelen kutsal yazılarındaki Mesih Davut ilişkisiyle Sao Şant'ın sentezlenmesinden kaynaklanan bir özelliktir. Bu ek, Mesih inancının zaman içinde nasıl evrildiğini ve farklı kültürel etkileşimlerle nasıl şekillendiğini de gösteren önemli bir noktadır. <laughs> Mesih fenomeninin köklerine dair çeşitli hikayeler var. Alfred Jeremis, Mesih kavramının ilk olarak Sümer-Babil çevrelerinde 1. Sargon ve Hammurabi zamanlarında belirdiğini, sonrasında Mısır'a geçip oradan da İran, Hindistan gibi yerlere yayıldığını savunuyor. Jeremis'e göre Yahudiler bu inancı M.Ö. 1400 ile M.Ö. 1200 yılları arasında Mısır'da yaşadıkları esaret döneminde aldılar. Ancak Stark Yahudilerin bu inancı Mısır'dan değil Zerdüşlük'ten aldığını, Gressman ise Amurilerden aldıklarını ileri sürer. Genel bir görüşse her dinin kendi içindeki dini ve siyasal gelişmelere göre kendine has bir mesih figürü geliştirdiğidir. Neredeyse her din kendi görüş ve amaçlarına göre mesih fenomeninin niteliklerini ve işlevini tanımlamıştır. İnsan evrende görebildiğimiz, tek akıllı varlık olarak kabul edilir. Bu akıldan yani akıllıdan kasıt evrende olup biten her şeyi düşünebilme ve düşündüklerini zihinde canlandırabilme yeteneğidir. Düşünmek insanın doğasında var olan bir yetenek olduğundan her türlü konu üzerine düşünüp çözümler üretebileceği bir alan olarak görülür. Eğer insanın inandığı bir din varsa ve bu dinin içinde bir yaratıcı kavramı bulunuyorsa bu yaratıcı insanın nasıl düşünmesi, nasıl hareket etmesi ve nasıl kurtuluşa ereceği konusunda yol gösterir. İnsan düşünme yetisi sayesinde tanrısını bulduğuna ve bu yeteneğin kendisine tam da bu tanrıyı bulması için verildiğine inanır. İnsan düşünme yetisine sahip olmasına rağmen birçok durumda kendisinden daha üstün bir varlığın yardımına ihtiyaç duyar. Eğer tanrı inancı varsa Çözüm bulamadığı konularda Tanrı'dan yardım ve kolaylık bekler. Tanrı insanlık için bir denklemin X'i gibidir. Bu insan zihninin sınırları içinde ve evrenle ilgili her türlü soruyu çökünden ve bir kere de cevaplamak için yaratılmış bir bilinmeyeni temsil eder. Bu X bireyin hayal edebileceği her özelliğe sahip olabilir ve her türlü açıklamayı yapabilir. Tanrı fikri bu şekilde ele alındığında insanın içindeki ve dışındaki boşlukları doldurma amacıyla ortaya çıkmıştır diyebiliriz. Anlayamadığımız bir olguyla karşılaştığımızda bunun arkasında daha güçlü ve erişilmesi daha zor bir güç olduğunu varsayarak sorunu çözmeye yöneliriz. Sonuç olarak kendi hayatlarımızdaki bilinmezlikleri ve zorlukları aşabilecek kadar zeki olduğumuzu düşündüğümüze göre evrendeki bilinmezliklerin ve zorlukların da onlarla başa çıkabilecek kadar zeki ve güçlü bir yaratıcı tarafından yönetiliyor olması gerekir. Bu bazıları için tanrıyı mantık ve akıl yoluyla bulmanın ve dolayısıyla Tanrının varlığının bir kanıtı olabilir. Başkaları içinse bu durum sosyolojik, psikolojik ve evrimsel bir süreç olarak görülebilir. Ancak bunlar bizim ana konumuzun dışında bir tartışma. Belki başka bir videoda değiniriz. Tanrı'ya inanmak insanlara kendilerini bir yüksek gücün himayesinde hissettirir ve yaşamlarını bu inanca göre şekillendirmeye teşvik eder. Tanrının sıfatları genellikle onu her şeyden büyük her şeye gücü yeten, her şeyi düzenleyip koruyan olarak tasvir eder. İnsanlar kendi güçlerinin yetmediği ya da yetmeyeceğine inandıkları durumları Tanrı'ya teslim eder. Bu insanların doğrudan doğaya veya zorluklara karşı gelmek yerine Tanrı aracılığıyla Dolaylı bir şekilde korunma arzusunu gösterir. Aslında tanrılara atfedilen özellikler genellikle insan özelliklerinin ya da bu özelliklerin abartılmış hallerinin bir yansımasıdır. İnsan hem kendisindeki hem de başkalarındaki iyi ve kötü tüm özelliklerin farkındadır. Bu yüzden her şeyin kaynağı olarak görülen tanrı imgesini insanlar kendi içlerinde ve diğer insanlarda bulunan en iyi özelliklerle besler ve bu özellikleri abartarak Tanrı'yı koruma altına alıp yüceltir. Dinle yaşayan insanlar kendilerini adadıkları Tanrı'nın onları kendilerine zarar verenlerden koruyacağını ve onları ötekilerden ayırıp kayıracağını dair inançlarıyla umutlarını büyütüp geliştirirler. Bu umut bazen geleceğe yönelik anlık beklentiler olarak kendini gösterirken bazen de geçmişte yaşanan başarıların bir yinelemesini umut etme biçiminde ortaya çıkar. Eski Yunan ve Roma'nın ünlü şairleri Hesiod ve Ovid, insanlık tarihinin başlangıcı olduğuna inanılan birinci dönemin ardından gelen demir çağında yaşamış olarak düşünülürler. Bu iki sanatçı eserlerinde kendilerinden önce gelen ve altın çağı olarak adlandırılan dönemin nimetlerini duydukları derin özlemi ve bu döneme dönme umudunu dile getirmişlerdir. İnsanlar altın çağda mutluluk içinde yaşarlardı. Zahmetsizce, ekmeden ve biçmeden toprağın ürünlerinden faydalanırlardı. Ölümleri ise rüyasız bir uyku gibiydi ve sonrasında dünyayı koruyan meleklerin diyarına uçarlardı. Bu epik anlatı onların muazzam buldukları birinci çağ olan hayranlıklarını ve yeniden ulaşma özlemlerini yansıtır. Şairler bu dönemde yaşamış insanlara özenmiş ve bu çağı yeniden tecrübe etme umuduyla bu satırları yazmışlardır. Yahudilikteki Mesih beklentisi bağlamında ele alındığında Hesiod ve Ovid'in anlatılarıyla benzer bir duygusal yapı görülebilir. Davut döneminin ihtişamını duyulan özlem, gıpta ve ihtiyaç tüm dini oluşumların kurtarıcı beklentisinde de karşılığını bulur. Bu insanların umut ettiği şeylere veya kurtarıcı figürüne karşı besledikleri aynı özlem gıpta ve ihtiyaç duygusunu yansıtır. Burada bir tespit daha yapabiliriz günümüze gelelim. Örneğin ülkemizde sürekli olarak geçmiş dönemde Osmanlı'nın ihtişamlı günlerinde mesela atıfta bulunulur. Bunun da sebebi aslında aynı mantıktır. Gelecekten ümit kesildiğinde geçmişe özlem artar. Mesih olarak adlandırılan kurtarıcı beklentisinin tarihteki ilk izlerini Sümer yazıtlarında buluyoruz. Bu kayıtlar ulaşabildiğimiz en eski örnekler arasında yer alıyor. Ancak her şeye gücü yeten ve insanları koruyan Tanrı inancı paleolitik çağlarda da var olmuş olabilir. Ve bu dönemlerde de bir kurtarıcı beklentisi muhtemelen mevcuttur. Fakat bu dönemlere ait yazılı belgeler mevcut değil. Sümer ve Babil'de belgelendirilmiş olan kurtarıcı Mesih figürü insanların hüküm süren krallardan kendilerinin korunması isteği ve her yeni kral döneminde refah, huzur ve mutluluk beklentisiyle özdeşleşmiştir. Mezopotamya halklarının bu beklentileri tanrısal görevleri olan güçlü krallar için pek çok ilahinin yazılmasına sebep olmuş, aynı zamanda Sümer krallarının kendilerini tanrının çocukları olarak görme anlayışını ve halkın kralları tanrının oğulları olarak kabul etmesinde etkilemiştir. Kralların fiziksel ebeveynliği bu tanrısal soy bağlantısının yanında önemsizdir. Örneğin Üçüncü Ur hanedanlığı krallarının babası olarak bilinen Lugalbanda'nın eşi Tanrıça Ninsumdur. Yani Ninsum, Gılgamış'ın annesidir. Bu Kurtarıcı ve Koruyucu krallar, insanüstü güçlere sahip olarak kabul edilmişler ve bu Tanrısal nitelikler onların siyasal meşruiyetini ve güçlerini pekiştirmek amacıyla kullanılmıştır. Sümer şairleri Ur kuralı Urnamu'dan başlayarak Babil'le Hamurabi ve onun ardıllarına kadar uzanan bir dönemde hükümdarları abartılı ifadelerle ve sözcük oyunları kullanarak yücelten çok sayıda kraliyet ilahisi yazmışlardır. Bu eserler bize kralın gerçek karakterinden ve tarihsel başarılarından ziyade halkın hayal ettiği ve özlem duyduğu ideal bir hükümdar tipi sunar. Adeta bir tür Sümerli Mesih portresi çizerler. Krallar kötü gidişata son verip refah ve bolluk getirecek, düzeni sağlayacak şekilde tanrının insanlara bir lütfu olarak tasvir edilmiştir. Sümer krallarının kendilerini bu şekilde göstermeleri siyasi otoritelerini güçlendirmek ve halkın memnuniyetsizliğini dindirmek amacıyla geliştirilmiş bir yöntemdir. Onların bu çabaları savaş veya dini ayinler gibi olaylarda halkın inancını sağlamlaştırmak için bir baş tanrıya olan ihtiyaçlarına rağmen kendilerini tanrılaştırma eğilimlerinden kaynaklanır. Genellikle psikososyal olarak zor durumda olan insanlar gerçekle ...yüzleşmek yerine idealize edilmiş bir yaşamı tercih eder... ...ve kötü gidişatlarını durduracak, onları refaha kavuşturacak bir kurtarıcıyı beklerler. Bu bağlamda tarihte kendi mesihliğini ilk defa iddia eden kişi olarak birinci Sargon kabul edilir. Sümer topraklarının samileşmesini sağlayan bu önemli hükümdarın ardından gelen... ...ve Babil İmparatorluğu'nun büyük kralı olarak tanınan Hammurabi... ...kendisini Tanrı'nın oğlu ve beklenen büyük kurtarıcı olarak ilan etmiş bu misyonunu halk arasında yayarak bir nevi mesihliğini meşrulaştırmıştır. Hammurabi kendisine Tanrı tarafından verildiğini iddia ettiği yasalarda Tanrı Marduk'a saygı gösterilmesi gereken ritüellerin yanı sıra günlük yaşamı düzenleyen ticaret, tarım, evlilik ve kölelik hukukunda kapsayan geniş bir yelpazeye yer vermiştir. Bu durum Hammurabi'nin tanrının oğlu olarak kendisine atfedilen konumu ve mesihliğini siyasal ve toplumsal bir otorite olarak pekiştirmeyi amaçladığını da gösterir. Hammurabi'nin bu yaklaşımı onun yalnızca bir hükümdar değil, aynı zamanda toplumsal düzenin ve adaletin tanrısal bir temsilcisi olarak görülmesini sağlamıştır. Mesih fenomeni farklı kültür ve inanç sistemlerinde insanların ortak kurtarıcı beklentisinden doğan bir olgudur. Bu beklenti Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam gibi büyük dinlerde olduğu kadar dünyanın dört bir yanındaki yerel inançlarda da kendini gösterir. 1. Sargon veya Hammurabi gibi figürlerin öncülüğünde gelişen ilk Mesih tiplemeleri insanlığın genelinde var olan bu ihtiyacın bir yansımasıdır. Yeni Gine'deki kargo kültü Mesih beklentisinin benzersiz bir örneğidir. Melsran adındaki bu kurtarıcının ahir zamanda zenginliklerle ve ulu atalarla birlikte bir gemiyle geleceğine inanılır. Bu kurtarıcı işgalcileri ülkeden def edecektir. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle bu civardaki halklar kendilerine erzak atan uçakları görmüşler ve artık kurtarıcının gemiyle değil uçakla geleceğine inanmışlardır. Azteklerin ilahi adaleti sağlayacak ve düşmanlarından kurtaracak Mesih beklentisi Kuvvet adıyla Mayalarınki ise Kukulkan adıyla bilinir. Her iki isim de yeşil tüylü ve kanatlı yılan anlamına gelir ve bu figürler her iki kültürde de kurtarıcı olarak kabul edilir. Hinduizmde dünyayı kötülüklerden temizleyecek ve yeni bir düzen getirecek beklenen kurtarıcı Tanrı Vişnu'nun bir avatarı olan Kalki olarak bilinir. Kalki silahlı bir hükümdar olarak tasvir edilir ve dünyadaki tüm düşmanları yok edip Hindu öğretilerini yeniden canlandırması beklenir. Mecusilikten Mesih inancı Saoşyant figürüyle özdeşleşir. Yani Zerdüşlük'te. Saoşyant ahir zamanda Zerdüşt'ün soyundan gelip yeryüzünde bin yıl süresince İlahi adaleti sağlayacak olan kişidir. Yardımcı anlamına gelen Savaşan, Zerdüşt'ün Kansava Gölü'ne bıraktığı tohumlardan yani spermlerden 3000 yıl sonra bu göle giren Bakire Golak Pit sayesinde doğacaktır. Savaşan hastalığı, ihtiyarlığı ve ölümü ortadan kaldıracak, insanları arındıracak ve Ahura Mazda'nın dinini yeniden canlandıracaktır. 4. bin yılda ise tüm kötülükleri yok edip egemenliği Tanrı Ahura Mazda'ya bırakacaktır. Budizm'de kurtarıcı fikir olarak Ayita Maitreya bulunur. Yenilmez, şefaatçi anlamına gelen Ayita ve merhametli, sevimli anlamına gelen Maitreya, Buda'nın öğretisinin tamamlayıcısı olarak gelecektir. Maitreya eli silahlı bir siyasi kurtarıcı olmayıp sadece hakikati anlatan bir kişi olarak tasvir edilir. Siyasi işler Sanka ve oğulları tarafından yürütülecek ve ülkeye zenginlik ve barış getireceklerdir. Maniheizm dünyadaki iyi ruhların bedenlerden kurtulup ışığın azalacağı bir dönemi öngörür. Bu sürecin ardından İsa Mesih dünyaya ikinci kez gelecektir. Ancak Mesih'in gelişi öncesinde insanları saptıran yalancı Mitra veya Deccal ortaya çıkacak. Büyük bir savaş başlayacak ve dünya günah ve kavgaya boğulacaktır. İşte bu kaotik dönemde ışık elçisi İsa Mesih yeniden dünyaya gelerek insanları yargılayacak. Bu yargılamada iyiler Mesih'in sağ tarafında, kötüler sol tarafında yer alacak. Mesih ışık sahiplerini yanına alıp dünyadan kurtaracak ve kötüler karanlığa mahkum edilip büyük bir çukura atılacak. Sabilik inancında ise dünyanın son evresinde Praşay Siva adlı kurtarıcı belirecek. Son savaşçı anlamına gelen Praşay Siva bir yıldızın okyanusa düşüp tüm insanları kısır bıraktığı kıyamet öncesi dönemde zuhur edecek. O sabillere yönelik şiddet ve baskıyı sona erdirecek, dünyadaki kıtlık ve salgın hastalık gibi felaketleri ortadan kaldıracak, sonunda yartma suyu tükenip her şey yok olacaktır. Yahudilik dünyada yaklaşık 15-16 milyon takipçisiyle ilahi kaynağa dayandığına inanılan ve izleri bulunan en eski dinlerden biridir. Tanrı Yahve'ye odaklanan bu din Musa'nın peygamberliğiyle şekillenmiştir. Kutsal kitapları Tanah'ın yanı sıra sözlü rivayetlere dayanan Talmud, Yahudi öğretilerinin temelini oluşturur. Yahudilerin tarihi serüveni kutsal kitapları aracılığıyla takip edilebilir. Tanah dünyanın ve ilk insanların yaratılış hikayesini anlatırken Yahudiler tarihlerini Hazreti İbrahim'le başlatırlar. Musa on emiri alması, Yahudileri Mısır'dan çıkarması ve Yahudilik dininin Kurucusu olarak kabul edilmesiyle özel bir yere sahiptir. Mesih inancı Yahudiliğin temel iman doktrinlerinden biridir. Bu doktrin Yahudi kutsal yazılarında temellendirilmiş olup Mesih'in kimliği, özellikleri ve yapacağı icraatları Yahudi din adamları tarafından belirlenmiştir. Yahudiler Mesih kralın gelişini ve icraatlerini özlemle beklerler. Yahudiler kendilerini Yahve'nin seçilmiş halkı olarak görürler ve bu seçilmişlik büyük atalarıyla Yahve arasında yapılan ahitlere dayalı bir güvene sahiptirler. Bu ahitler Tanrı'nın onları düşmanların elinden defalarca kurtaracağını olan inançlarını pekiştirir. Bu inanç beklenen Mesih fikrinin ortaya çıkışında önemli bir role sahiptir ve Yahudileri bir arada tutan umutsuzluğa düşmelerini önleyen temel bir dayanaktır. Mesih'in bu önemi onun belirli özelliklere sahip olmasını gerektirir. Yahudi inancına göre Mesih İsrail oğullarının soyundan gelip Yahudilerin döktüğü gözyaşlarının bardağı taşmak üzereyken ortaya çıkacak. Rabbinik literatürde Mesih Davut soyundan gelecek ve düşmanları yenip insanları kutsal topraklara götürecek. Tanrı'yı onların gözünde yeniden canlandıracak bir savaşçı, kral, öğretmen ve peygamber olarak tasvir edilir. Mesih'in şu anki meskeni göklerde olduğuna ve dünyaya gelmeden önce orada beklediğine inanılır. Dünyaya geldiğinde İmanuel adını alacak, Yahve'nin ilahi gücüyle donatılacak ve Yahve'nin dünyadaki temsilcisi olacaktır. Mesih'in gelişinden önce Yahudilikte bir dizi olağanüstü olayların gerçekleşeceğine inanılır. Bu dönemde Yahudiler öncelikle zenginleşecek ardından esarete düşeceklerdir. Dünya genelinde liberal yönetimlerin hakim olması düşünce ve ekonomik özgürlüğü artırarak insanları dinden uzaklaştıracaktır. Ahlaksızlık ve dinsizlik dünyayı kaplayacak, Kudüs yabancı güçlerin eline geçecek ve harabeye dönecektir. Bilim ve ilim alanlarındaki ahlaki çöküşle alimler yetersiz kalacak, ilim meclisleri bozulacaktır. Toplumda iyi işler yapmak hor görülecek, günah işlemeyenler ayıplanacaktır. Doğal afetler artacak, tarım arazileri verimsizleşecek. İsrail oğulları sınır bölgelerinde sefalet içinde dolaşacak ve kimse onlara yardım etmeyecektir. Mesih'in zuhuruna az bir zaman kala güneş kararacak. Ürdün nehrinin suları kanı dönecek ve su kuruyacak. Dünya genelinde milletler arası büyük savaşlar patlak verecek ve insanların üreme yeteneği azalacaktır. Mesih doğduğu gün mabet sıkılacak ve İsrafil Mesih'in doğumunu dünyaya ilan edecektir. Mesih'in gelişiyle Adem'in günah sonucu değişen doğa yeniden eski cennet gibi bir haline dönüşecektir. Çöller Aden'e dönüşecek. Dağlardan tatlı şaraplar, tepelerden sütler atmaya başlayacak. Ve gece ay ışığı, güneş ışığı kadar parlak olacak. Kurtlarla kuzular, kaplanlarla oğlaklar bir arada huzur içinde yaşayacaklar. Adem'in cennetteki gibi hiçbir çatışma olmadan yaşadığı zamanlara dönülecek. Bazı kutsal metinlere göre hayvanlar ya kutsal topraklardan sürgün edilecek ya da tamamen yok edilecekler. Mesih Kudüs'e bir eşek üzerinde gelecek ve Asurlular tarafından yıkılan İsrail devletinin kayıp 10 kabilesi kutsal topraklara dönecek. Kudüs Mesih'in eliyle başkent olacak. Tanrı'nın evi Sion Dağı'nda inşa edilecek. Sokaklar mücevherlerle süslenecek. Tanrı'nın ışığı her yeri saracak. Mesih Yahudilerin tüm düşmanlarını ve kafirleri yok edecek. Müminlere rahat bir hayat sunacak. Roma'yı fethedecek. Habeşlileri, Arapları ve Mısırları vergiye bağlayarak ülkenin sınırlarını denizlerden okyanuslara kadar genişletecek. Yahudilerin düşmanları olan Asurlular, Moab ve Ammonoğulları Tanrı'nın eliyle yok edilecek. 12 ay süreyle Kudüs'ü işgal eden Yecüc ve Mecüc ateş, hastalık, yağmur ve doluyla yok edilecek. Mesih'in karşılaşacağı en büyük zorluklardan biri onun zıt kutbu konumundaki Armilus ile olan mücadelesi olacak. Armilus yani Deccal tüm Yahudileri alt edip Kudüs'ü ele geçirecek. Bu olayların ardından Davutoğlu Mesih gelip Deccal'i mağlup edecek. Deccal figürü Danyel'in kitabında en net şekilde karşımıza çıkar. Bunları Deccal videomuzda anlatmıştık. Gelecek olan Mesih'in hüküm süresi genel kanıya göre 400 yıl olacak. Bazı rivayetlere göre ise bu 1000 yıl olacak. Mesih'in ölümüyle saltanatı sona erecek. Ancak Mesih'in hüküm süresine dair farklı görüşler de mevcuttur. Haham Elizer'a göre Mesih 40 yıl, Rabbi Elezer ben Yahak göre ise 70 yıl hüküm sürecek. Mesih öldükten sonra tüm insanlar, tüm canlılar da ölecek ve dünya 7 gün sessizlik içinde kalacak. Bu sessizlik döneminin ardından haş ve hesap günü gerçekleşecek. Yahudilik insanlık tarihinin başlangıcından itibaren var olduğunu kabul etse de genel olarak tarihlerini İbrahim'le başlatır. Hazreti İbrahim Yahudilikte ilk Yahudi olarak kabul edilir ve Musa'nın soyu da İbrahim'e dayandırılır. M.Ö. önce 2300'lerde yaşadığı düşünülen İbrahim'in Nemrut olarak bilinen hükümdar tarafından ateşe atıldığında Tanrı tarafından mucizevi şekilde kurtarılmıştır. Lehleha git emriyle Mezopotamya'daki Ur şehrinden Kenan ülkesine geçeden İbrahim Tanrı ile bir antlaşma yapmış ve bu antlaşmaya uygun olarak sünnet olmuş soyunun bereketlendirileceği ve soyundan krallar çıkacağı Kenan ülkesinin sonsuza kadar onun soyunun toprakları olacağı vadi alınmıştır. İbrahim'in önemi Tanrı'nın onun soyunu yücelteceği ve vaat edilen toprakları vereceği sözüyle ilgilidir. İsrailoğulları bu anlaşmadan yola çıkarak bu toprakların kendi hakları olduğuna inanırlar. Hz. İbrahim ile ilgili bir diğer önemli nokta onu ateşe atan Nemrut'un kimliği ile ilgilidir. Nemrut'un mesihlik iddiasında bulunan Birinci Sargon veya Hammurabi olabileceği yönündeki rivayetler bu tarihsel figürlerin Yahudilik ve Mesih inancı ile olan bağlantısında merak konusu yapar. Ama Sargon yıl olarak daha uygun çünkü 300 yıl var arada Hammurabi ve İbrahim'in yaşadığı sayılan dönemli. Neyse İbrahim öncelikle Cariyesi Hacer'den İsmail'i daha sonra ise ilk karı Sare'den İshak'ı dünyaya getirmiştir. Yahudiler soyunun devamını İsmail yerine İshak üzerinden götürmeyi tercih Edirler. Çünkü İshak, İbrahim'in hür bir kadından olan ve babasıyla kalan asıl oğlu olarak kabul edilir. İshak'ın kendisinin de iki oğlu olmuş ve bu oğullardan biri olan Yakup, İsrailoğullarının Mısır'a yerleşmesinde önemli bir rol oynayan Yusuf'un babasıdır. Yakup, Tanrı ile görüşmesi ve Tora'daki ilk yağlama ayinini gerçekleştirmesiyle önemli bir figürdür. Mesih kelimesinin anlamı yağlanmış, kutsanmıştır. Bunu söylemiştik. Ve Tora'da bahsedilen ilk yağlama olayı Yakup'un rüyasında Yahve'nin soyunu yücelteceği, çoğaltacağı ve atası İbrahim'e vaat ettiği toprakları kendisine vereceğine dair gördüğü düş üzerine üzerinde yaptığı kayayı kutsayıp yağlamasıyla gerçekleşmiştir. İbrahim'in torununun oğlu Yusuf Kenan'dan Mısır'a gitmiş bu gidiş kardeşlerinin onu kuyuya atması ve sonra köle tacirlerinin onu bulup Mısır'da Potifar adında bir Mısır görevlisine satmalarıyla gerçekleşmiştir. Yusuf Mısır'da zamanla sadakati, namusu ve zekası sayesinde Firavundan sonra en güçlü kişi haline gelmiştir. O bu gücünü kullanarak İsrail oğullarını Mısır'a getirmiş ve onları Nil deltasının doğusunda bulunan Goşen bölgesine yerleştirmiştir. Yiyecek sıkıntısı çeken İsrail ve oğullarını kurtararak Mısır'ın imkanlarıyla tanıştıran Yusuf, Tevrat'ta Yahudiler için bir kurtarıcı figür olarak görülmektedir. Yusuf'un sağladığı refah ve onun vefatının ardından yerine geçen ve halka zulmeden yeni bir firavunla bu refah hayatı sona ermiştir. Tanrının lütfuyla bu eziyetlerden kurtulmuş olan Musa, Firavun'un sarayında yaşamını sürdürme şansı bulmuştur. Yetişkin olduğunda soydaşlarının yanına gidip bir Mısırlıyı öldürdüğü için Firavun'la arası açılmış ve Mısır'ı terk etmek zorunda kalmıştır. Midyan'da bir süre kaldıktan sonra Tanrı Yahve ile konuşmuş ve Yahve Musa'ya İsrail halkını kurtarması görevini vermiştir. Yahve'nin İsrail halkını kurtarmak istemesi ve bu görevi Musa'ya vermesi Mesih inancının da temelini oluşturur aslında. Mesih de Yahve tarafından görevlendirilecek ve dağılmış İsrail oğullarını kurtarıp adaleti sağlayacak kişi olarak kabul edilir. İlginç bir şekilde ilk Mesih figürlerinden biri olan Sümer kralı Sargun'un da Musa gibi bebekken nehre bırakıldığı ve düşmanı tarafından evlat edinildiği kaydedilmiştir. Dikkat ederseniz bu bölgenin dinlerinde hikayeler, yollar hep Sümer'e çıkıyor. Musa'nın Tora'da bir peygamber olarak tanımlanması kurtarıcıların aynı zamanda peygamber de olabileceğini düşündürür. Bu Mesih olarak anılan kurtarıcının da peygamber olabileceğine dair bir çıkarım yapılmasına yol açar. Burada dikkat çeken bir diğer şey ise inananlar için ilahi bir mesajın varlığı ve bu mesajın Musa'dan sonra gelecek peygamberleri işaret etmesiyken Tora'da açıkça geçmeyen Mesih'in beklenmesi İsrailoğullarının Mısır'da geçirdiği yılların bir mirası olarak görülebilir. 430 yıl boyunca Mısırlılarla iç içe yaşayan İsrailoğullarının Mısırlıların inanç sistemlerinden hiç etkilenmemiş olmaları düşüncesi gerçekçi değildir. Yeşu kitabının 24. pasajı ve Ezekiel kitabının 20. pasajında İsrailoğullarının Mısır tanrılarını kulluk ettikleri, Mısır'dan çıktıktan sonra bile bu tanrılara olan tapınma arzularının devam ettiği putlar yaptıkları anlatılır. Bu durum Ahit sandığının bile Mısır'daki tapınma pratiklerinin bir özlemini giderme amacıyla oluşturulmuş bir cisimleştirme girişimi olduğunu da düşünebiliriz. Milattan önce 6. yüzyıl dünya genelinde dini reformların ve yeni dini akımların yoğun olarak ortaya çıktığı bir dönemdir. Bu dönemde Hindistan'da Tima Jainizmi, Siddhartha Gautama yani Buda Budizmi, Çin'de Konfüçyüs Konfüçyanizmi ve Lao Tzu Taoizmi, İran'da ise Zerdüş, Zerdüşlüğü ortaya koymuş önemli figürlerdir. Yahudilerin Babil sürgününe maruz kalmaları ve bu sürgünün on onların düşünce yapısında derin değişikliklere yol açması da bu yüzyılda gerçekleşmiştir. Süleyman'ın hataları sonucu İsrailoğulları iki ayrı devlete bölünmüş. Önce İsrail Krallığı M.Ö. 722'de Asur tarafından yıkılıp halkı sürgüne gönderilmiş. Daha sonra Yahuda Krallığı M.Ö. 586'da yıkılıp halkı Babil'e sürgüne gönderilmiştir. Kutsal tapınak ve sarayın yıkılması kendilerini Yahvi'nin seçilmiş halkı olarak gören Yahudiler için büyük bir yıkım olmuştur. İsrailoğulları sonrasında bağımsızlıklarını kazansalar da Hazreti Davut dönemine benzer, düzenli ve istikrarlı bir devleti ancak 1948 yılında kurabilmişlerdir. Yahudilerin Yahve'ye karşı gösterdikleri sadakatsizlikler ve bunun sonucunda Yahve'nin seçtiği kişiler tarafından cezalandırılmaları Nabukat Nezar'ın Kudüs'ü ele geçirip mabedi yıkarak başlattığı sürgün dönemiyle en belirgin şekilde görülmektedir. Yahudilerin cezalandırılmaları Yahve'nin gözünde kötülük yapmaları ve onun huzurundan kovulmaları şeklinde gerçekleşmiştir. Bu cezalandırma dinsiz ve zalim olarak kabul edilen Nabukadnezar'ın eliyle olmuştur. Bu durum Nabukadnezar'ın Yahudilerin zihninde derin izler bırakması ve sonuç olarak 2. Krallar kitabı ve Daniel kitabı gibi Tanah'ın önemli metinlerinde iyi ve kötü karışımı zıt bir karakter olarak yer almasını sağlamıştır. Çünkü İsrailoğulları da cezayı hak ettiklerini düşünüyorlardı. Sürgünden önce peygamberler aracılığıyla İsrailoğullarına sürgün haberi verilmiş ve aynı zamanda kurtuluşları da müjdelenmiştir. Dinden uzaklaşmaları nedeniyle sürgüne gönderilecek olan İsrailoğulları işe ekstra anlatıldığı gibi bir meşe ağacı gibi köklerinden yeniden doğacaktır. Sürgün öncesi ve sürgün sırasında yaşamış olan Hezekiel peygamber halkın azgınlığı nedeniyle önce kıtlıkla ardından çevre halkların saldırıları ve son olarak sürgünle cezalandırılacaklarını duyurmuştur. Hezekiel peygamberin görevi sırasında Rabbi ceza aracı olarak görev yapan Babilliler Yeruşalem'i ele geçirip halkın bir kısmını öldürmüş ve kalanları da sürgüne göndermişlerdir. İsrailoğulları sürgün esnasında Babil'in sosyal, ekonomik ve dini hayatını tanıma fırsatı bulmuşlardır. Yahudilerin esaretten dönüşlerinde bazı inançları benimseyerek değiştikleri görüşü dinler tarihçileri arasında yaygındır. Yahudilik üzerine derin araştırmalar yapan Sevilla Sharon'a göre Yahudiliğin asıl doğuşu Babil'deki Sürgün yıllarında olmuştur. Yahudiler dinlerini Babil'de tanıdıkları yeni ideolojilerle ve inançlarla sentezlemişlerdir. Sürgünden önceki Tanrı tasavvurlarına göre savaşanın kendileri değil, tanrıları olduğu ve bu savaşın insanlarla değil, karşı tarafın tanrısıyla olduğu bilinciyle düşünen Yahudiler kendi tanrılarının Babil tanrısı Marduk'a yenildiğini düşünmüşler ve bunun sonucunda Yahve'nin Marduk'tan daha güçsüz bir tanrı olduğuna karar vermişlerdir. Bu nedenle bazı Yahudiler Marduk'a tapmış, bazıları eski Kenan inanışlarına dönmüş, bazıları ise Yahve'nin onlara bir kurtarıcı Mesih göndererek onları kurtaracağına inanmıştır. Tanrıhta açıkça kimliği ve görevi belirtilen Koreş, peygamberlerin haber verdiği Babil'deki sürgünden Yahudileri kurtaracak olan Tanrı'nın meshedilmiş kralıdır. Meshedilme krallar, din adamları veya önemli şahsiyetlerin göreve başlarken yağlanması ritüelidir. Ancak Koreş'in bir İsrailoğlu olmamasından dolayı Pers İmparatorluğu'nun başına geçmeden önce meshedilmiş olması pek olası değildir. Bu nedenle buradaki mesedilmişlik sıfatı normal şartlardaki mesedilme olayı ile aynı kategoride değildir. Bunun yerine Yahve'nin manevi olarak ona yüklediği mesihlik görevine işaret etmektedir. Bu açıdan bakıldığında Koreş'in mesedilmişliği tanahta belirtilen kralların mesedilmesiyle aynı anlamda değildir. Ancak Koreş'in Tanrı'nın özel seçimi ve görevlendirmesi altında olduğunu da vurgular. Koreş İsrailoğullarının vatanlarına geri dönme ve kendi yönetimlerini oluşturma hakkını tanıyan bir zer düştü. İsrailoğullarının vatanlarına geri dönmesine, kendi yönetimlerini oluşturmalarına, dinlerini serbestçe yaşamalarına izin vermiş ve Yahve'nin emriyle Mabed'in yeniden inşasını tesis etmiştir. Koreş'in Mesih gibi kutsal bir sıfat ve göreve sahip olması Yahudiler arasında ona karşı büyük bir saygı ve hayranlık oluşturmuş olmalı. Koreş Babil'i fethettikten ve Yahudileri ülkelerine gönderdikten bir süre sonra Mecusi yani Zerdüşlük dinine geçti. Bu Koreş'in öncesinde Yahve'ye taptığını ve hatta göklerin Allah'ı Yahova dünyanın bütün krallıklarını bana verdi şeklinde ifade edebilecek kadar inançlı olduğunu gösteriyor diyebiliriz onun ve haleflerinin mecusi olması Yahudilerin bu dine dair bazı düşünceler geliştirmesine de yol açtı. Koreş'in Yahvin'in seçilmiş bir kral ve mesih olarak kabul edilmesi, onun inandığı dinin Yahudilikle benzer bir yapıda olması Yahudilerin bu dini olan ilgisini de artırdı. Yahudiler arasında sürgün ve dönüş dönemlerinde önceden mevcut olmayan veya net bir şekilde tanımlanmamış bazı inançlara Pers hakimiyetiyle sahip olmaları araştırmacılar tarafından oldukça ilgiyle incelenmiştir. Bu konuyu araştıran bazı akademisyenler Ezra ve Nehemya'nın kitaplarının Pers sarayında Pers dini metinlerinin ve Babil'in etkisi altında yazıldığına dair teoriler öne sürmüşlerdir. Bu durum Pers egemenliği altında Yahudilerin inançlarının nasıl şekillendirdiğine dair önemli ipuçları sunmuştur. Yahudilerin tanrı anlayışları da kurtarıcıları Koreş'in sonradan mensup olduğu dine dayanmaktadır. Zerdüştün dualist tanrı anlayışını gören Yahudiler bu fikrin kendi inançlarıyla uyumlu olmadığını fark etmişlerdir. Bu durumda Yahudiler Yehova'nın sadece Filistin'in değil tüm dünyanın yaratıcısı ve tanrısı olduğu fikrine yönelmeye başlamışlardır. Esaret öncesinde sadece rahiplerin yöneticileri mesettiği bir ritüel olan Maşiyah ünvanı Babil deneyimleri ve İran diniyle tanışma sonrasında yeni bir anlam kazanmıştır. Bu dönemde Davut soyundan gelecek bir kralı Tam bağımsızlık sağlayacağı fikri Yahudiler arasında hızla yayılmıştır. Önceki dönemlerde sadece İsrail'i kurtaracağı düşünülen Mesih'in artık tüm dünyayı kurtaracağı düşüncesi de Yahudiler arasında yaygınlaşan yeni düşüncelerdendir. Hristiyanlık bugün yaklaşık 2 milyar inanın olan kendi kutsal kitabı, tanrısı ve inanç sistemi bulunan ilahi din olarak bilinir. İsa Yahudi toplumunda doğmuş ve Yahudi terbiyesiyle yetiştirilmiştir. İsa Yahudi toplumundan çıkmış ve bir Mesih olarak kabul edilmiştir. İsa'nın ölümünden yaklaşık 50 yıl sonra Hristiyanlık adını alan din onun adına kurulmuştur. Bu Hristiyanlığın Yahudi bir Mesih tarafından kurulan bir din olduğunu gösterir. Bu özelliğiyle İsa ve Hristiyanlık inananların zihinlerindeki Mesih beklentisini canlı tutan unsurlardır. İsa'nın miladi takvimin başlangıcında veya 3-4 yıl öncesinde Roma valisi Herodes'in hüküm sürdüğü dönemde Filistin'in Nesaret kasabasında doğduğu kabul edilir. Matte'ye göre kutsal ruhun Meryem'e bir çocuk bahşetmesiyle dünyaya gelen İsa'nın babasının adı Yakup'tur. Yakup, Meryem'in nişanlısı olduğu dönemde onun hamile olduğunu fark etmiş ve onu şikayet etmeye karar vermişken gece bir rüyada kutsal ruhun müdahalesiyle bundan vazgeçmiştir. Kutsal ruh Yakup'a bakire kızın gebe kalıp bir oğul doğuracağı ve adının İmmanuel olacağı kehanetinden bahsetmiş. Buna dayanarak Yakup çocuğa sahip çıkıp adını İsa koymuştur. İsa'nın doğduğu dönemde Yahudiler Roma hakimiyetinden kurtulmanın bir yolunu arıyor ve bu nedenle Mesih'in gelişini özlemle bekliyorlardı. Matta'nın İncil'inde İsa'nın birçok mucizesi anlatılmaktadır. Ancak tüm bu mucizelere rağmen Yahudiler İsa'ya inanmamıştır. Reddetmeleri sadece sözlü olarak kalmamış, fiiliyata dökülmüş ve İsa'yı havarilerinden biri olan Yahuda İşkariyot'un ihanetiyle birlikte Romalılara teslim etmişlerdir. Bu teslimiyetin ardından adil olmayan bir yargılama sonucunda İsa'yı haça yererek idam etmişlerdir. Cesedi gömülen İsa ölümünden sonra pazar günü dirilip inananlarına bir süre dersler vermiş ve sonunda göğe, Tanrı'nın yanına yükselmiştir. Hz. İsa'ya yapılan zulme ve inananların takibata uğramasına rağmen havarilerin çabalarıyla Hristiyanlık dini oluşmuş ve yayılmıştır. İlk başlarda Yahudi toplumunun bir parçası olarak görülen Hristiyanlık, Mabed'in yıkılmasıyla Romalıların baskılarına maruz kalmış. Ancak havariler ve takipçileri sessizce öğretilerini yaymaya devam etmişlerdir. Yahudi kutsal kitaplarını koruyup onlarla dini uygulayan Hristiyanlar, daha sonra Helenistik kültürün etkisindeki Roma'da yaşadıkları için bu kültürel etkiyle dinlerini harmanlamışlardı. Yahudilerin beklediği Mesih ve Hazreti İsa belirli noktalarda benzerlik göstermiştir. Örneğin bir bakireden doğması, gösterdiği mucizeler, Yahudileri kurtaracağına dair vaatleri sessizce ölüme gitmesi gibi noktalarda bu benzerlik mevcuttur. Ancak Hristiyanlık Başlangıçta bu unsurları içermesine rağmen sonraki süreçte içine kattığı İsa Mesih'in tanrılığı konusu Yahudilerle ayrıldığı en temel noktalardan biridir. Ayrıca Roma valisinin sen Yahudilerin kralı mısın sorusuna verdiği benim krallığım bu dünyada değil cevabı da Yahudilerin beklediği Mesih kral imajıyla örtüşmemiştir. Tüm bu farklılıklara rağmen İsa'nın inananlarına göre kral mesih olduğuna ve Tanrı'nın bu dünyadaki insanileşmiş biçimi olduğuna inanılmaktadır. İnançlarına göre o bir gün geri gelecek ve ilahi Tanrı'nın egemenliğini kuracaktır. Hristiyan inancına göre İsa'nın annesi Meryem Davut soyundan gelmektedir. İsa ilk gelişiyle misyonuna başlamıştır ve tamamlanmamış görevini yerine getirmek için yeniden dünyaya gelecektir. Paulus'a göre İsa'nın dönüşü her an olabilir. Halen dönüşünün beklenmesine rağmen Paskalya'da yani Nisan ayında geleceği varsayılmıştır. İsa'nın geldiği gün hava gün ortasında kararacak ve ardından aydınlık bir hava hakim olacaktır. Beklenmedik bir soğuk her yeri kaplayacak ardından sıcaklık gelecektir. Hristiyan olmayanların ise İsa'nın dönüşüyle birlikte öleceğine inanılmaktadır. İsa'nın Beytül Lahim Celile ve Kudüs gibi yerlerde faaliyetlerde bulunacağına inanılır. Kudüs'te dünya imparatorluğunu kuracak eksik kalan krallık görevini tamamlayacak ve peygamber olarak görev yaptığı ilk dönemlerdeki gibi din işlerini düzenleyecektir. Mesih sadece Mesih çağını başlatacak. Hizmetlerini melekler gerçekleştirecektir. En büyük düşmanı olarak Deccal kabul edilecektir. Yahudilerin beklediği Mesih de Kudüs civarında devletini kuracak dini ve dünyevi işleri kontrol edecektir. Onun da en büyük düşmanlarından biri Deccal olacaktır. Bu zamana kadar Mesih ile ilgili anlattıklarım eminim ki hepinize tanıdık geliyordur. Şimdi biz artık İslam dinine dönelim. İslam'a göre diğer iki ilahi din olan Yahudilik ve Hristiyanlık ile İslam arasındaki fark Allah'ın İslam dininin kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in kıyamete kadar asla değiştirilmeyeceğini ve bozulmayacağını bildirmesidir Müslümanlar için, Müslümanlara göre. Müslümanların inanışlarına göre Kur'an'ın indirildiği günden bu yana hiçbir değişikliğe uğramadığına inanılır. Tanah ve İncil'in ise insan eliyle değiştirilmiş ve tahrif edilmiş kitaplar olduğuna inanılır. Bu nedenle Tanah ve İncil'in hükümleri neshedilmiş ve İslam inancına göre ilk insanlardan Hazreti Muhammed'e kadar gelen İslam'ın Allah merkezli ilahi din geleneğini son ve değişmez şeklini Kur'an-ı Kerim'in öğretileriyle tamamladığına inanılır. Bir diğer inanç benzer şekilde en baştan beri gelen dinin İslam olduğudur. İslam'ın tüm iman ve ibadet esasları Hz. Muhammed'in hayatta olduğu dönemde Allah tarafından bildirilmiş ve Müslümanlar arasında uygulanmış ve kaydedilmiştir. Bu inanç esasları dışındaki sonradan eklenen unsurlar dinin özüne aykırı olduğu için bidat olarak kabul edilmiştir. Hz. Muhammed'in getirdiği asıl ilahi mesajlar ise çoğunluk tarafından uygulanmıştır. Yahudilik ve İslam arasındaki ilişkilerin Hz. Muhammed döneminde bile var olması, Müslümanlar arasındaki Mehdi inancının Yahudilikle bağlantılı olup olmadığını anlamamıza yardımcı olur. Mehdi terimi Müslüman bilginler arasında yaygın olarak kabul edilen bir görüşe göre Mesih inancının İslam toplumundaki bir yansıması olarak görünür. Doğru yolu bulmak, yol göstermek, rehberlik etmek anlamına gelen Heda kökünden türediği öne sürülen Mehdi, hidayeti hermiş kendisine doğru yol gösterilmiş kişi anlamına gelir. İbn Manzur'a göre El Mehdi kelimesi işaret etmek, doğruyu göstermek, açıklamak, rehberlik, kılavuzluk, doğru yol, siret ve ahlak gibi anlamlara gelir. Bu sıfatın zamanla halk arasında yaygın olarak kullanılan bir isim haline geldiği ifade edilir. İslam öncesi cahiliye Arapları arasında sıkça kullanılan kelime doğru yolu göstermek, hayra delalet vermek anlamlarında yaygın olarak da kullanılmıştır. İslam'ın ortaya çıkmasından sonra da bu kelime yaygın bir şekilde kullanılmaya devam etmiştir. Muhammed'in sizi benim sünnetime sarılmaya, Raşid ve Mehdi halifelerin yolunda gitmeye teşvik ederim hadisinde bu kelimenin kullanımı göze çarpar. Ayrıca şairlerden ferazdak gibi isimlerin şiirlerinde Hz. Muhammed için Mehdi sıfatını kullanmaları kelimenin hidayete vesile olan manasını işaret eder. Sahabeler arasında da bu kelimenin kullanımına örnek olarak Taberi'nin rivayetinde Süleyman bin Sured'in Hazreti Hüseyin'in vefatının ardından yaptığı Allah'ım şehit oğlu şehit, Mehdi oğlu Mehdi Hüseyin'e rahmet et şeklindeki duası gösterilebilir. Genel İslam inancına göre Mehdi'nin babasının adı Abdullah olacak ve kendisinin adı Muhammed olacaktır. Hazreti Muhammed'in soyundan geleceği kabul edilir ve Medine'de doğacağına inanılır. Bazı rivayetlerde Mehdi'nin Abbas oğullarından çıkacağına dair bilgiler bulunmakla birlikte diğer bazı rivayetlerde ise İsa'nın Mehdi olduğu söylenir. Şia inancına göre ise Mehdi zaten gelmiştir ve 12. İmam Muhammed Mehdi'dir. Ancak o şu an gizlenmiş durumdadır ve gelecekte ortaya çıkarak Mehdi'lik vazifesini yerine getirecek. Şey içinde başka bir görüşe göre Mehdi'nin Muhammed el Hanifiye olduğu düşünülür ve o Red Dağı'nda aslanlar ve leoparlar tarafından korunmaktadır. Genel olarak Mehdi'nin Hazreti Muhammed'e çok benzeyeceği düşünülür. Açık alınlı, kartal burunlu, iri gözlü gibi fiziksel özelliklere sahip olacağı söylenir. 30 veya 40 yaşlarında da vazifesine başlayacaktır. Onun gelişini hazırlayan olaylar şunlardır. Mehdi öncesi devirde dünyada zulüm ve adaletsizlik hakim olacak. İsyan, küfür, emanete ihanet, içki ve bidatlar insanlar arasında yaygın hale gelecek. Kadınların sayısı artarken erkeklerin sayısı azalacak. Erkekler annelerine, atalarına ve dostlarına itaat etmek yerine eşlerine itaat edeceklerdir. Liyakatsiz kişiler idari pozisyonlara getirilecek. Önceki gelen sonraki geleni kötüleyecek ve kişilere korkudan ötürü hürmet gösterilecek. Bu dönemde depremler ve seller yaygın doğal afetler haline gelecektir. Mehdi'nin gelişine yakın bir zamanda Fırat Nehri'nin sularının çekilip tabanının yarılmasıyla toprağın içinden altın çıkacak. Ramazanın ilk gecesi ay, 15. gecesi güneş tutulacak. Her yeri aydınlatan bir kuyruklu yıldız ortaya çıkacak. Doğudan gelen duman 40 gün boyunca dünyayı karartacaktır. Şam yakınlarındaki Harista veya Alcabia isimli köy yerin dibine batacak Göklerden Mehdi'nin ismi aykırılacak ve tüm dünyaya gelişi ilan edilecektir. Mehdi'nin öncülüğünü ise doğudan çıkacak olan siyah bayraklılar üstlenecektir. Yahudi Mesih'in gelişine yakınsa güneş kararacak, Ürdün Nehri'nin suları çekilecektir. Bahsetmiştik önce kan akacak. Mesih gelmeden evvel İlyas onun öncülüğünü üstlenip gelişini haber verecektir. Mesih doğduğu gün mabet yıkılacak, İsrafil göklerden tüm dünyaya... Mesih'in gelişini haykıracak. Daha şimdiden Mehdi inancının İsrailiyat kökenli olduğu fikri sanırım sizlerde de oluşmaya başlamıştır. Mehdi Medine'de doğacak olmasına rağmen göreve Mekke'de başlayacak. Şam'da gökten inecek olan Hazreti İsa ile buluşacak ve İsa ona tabi olacak. Mehdi'nin arkasında namaz kılacaktır. Onun gelişiyle birlikte Allah bol bol yağmur verecek. Toprak bütün zenginliklerini insanlara sunacaktır. Adaletten sapmayacak olan Mehdi mezhepleri kaldıracak, peygamber gibi mucizeler gösterecek, kutsal sandığı bulup Tevrat'ın aslını ortaya çıkaracaktır. Mehdi Emevilerle savaşıp İstanbul'u ele geçirecektir. Dünyaya hükmedecek olan Mehdi, İslam'ı tüm dünyaya yayana kadar savaşıp insanları Müslüman yapacak. Mehdi'nin bu savaşlar sırasında en büyük düşmanlarından biri Deccal olacaktır. İslam dininin ana kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an, İslam peygamberi Muhammed'e indirilmiş, inananlar tarafından hafızalara ve çeşitli evraklara kaydedilmiş olan Allah'ın sözleridir. Onun hiçbir zaman değişmeyeceğinin, indi ilk günkü gibi bozulmadan kıyamet gününe değin korunacağının Allah tarafından garanti edilmiş olması, inananlar için içerdiği bilgilerin her daim İslam'ın ve Müslümanların ana görüşleri olduğunu gösterir. Dolayısıyla ana kaynaktaki bilgileri kabul etmek imanı doğurur. Çünkü Kur'an'da geçmeyen bir dini argümanı kabul etmemekten ötürü kafir olunmaz. Bu bağlamda Müslümanların bir kısmının bekledikleri kurtarıcı Mehdi'nin isim veya mana olarak Kur'an'da yer alıp almadığı bu videomuz açısından oldukça önemlidir. Şimdi bu ön bilgiler ışığında Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Mehdi kelimesinin geçmediğini ve hatta mana olarak da böyle bir kurtarıcıdan bahsedilmediğini görürüz. Kur'an-ı Kerim'de haydi kökünden oluşan kelimeler bulunmasına rağmen bugün Müslümanların anladığı tarzda mehdi olarak kullanılmış bir kelime geçmez. Ancak aynı kökten oluşmuş hidayet kelimesi Kur'an'da sıkça zikredilmiştir. Mehdi'nin eylemlerinden biri olan ve hidayetle yakından ilişkili olan kurtarma veya kurtarılma eylemine baktığımızda bu eylemin ya Allah'ın eliyle insanların veya toplulukların kurtarılması şeklinde ya da insanların kendi çabalarıyla kurtuluşa ermesi şeklinde olduğunu görürüz. Durum böyleyken Allah'ın insanlara dinini bildirmesi için görevlendirdiği Hz. Muhammed'in dahi insanları hidayete erdirip kurtaramayacağı, yalnızca haber verip uyarmakla görevli olduğu Allah tarafından bildirilmiştir ve bu durum Kur'an'da da açıkça vurgulanmıştır. Kur'an'da Mehdi isminin geçmemesi ve Mehdi'yi barındırabilecek bir mananın bulunmamasına rağmen Mehdi ile yakından alakalı görülen geldiği vakit Mehdi ile olacağı düşünülen İsa Mesih lafzı Kur'an-ı Kerim'de yer almıştır. Ancak Allah'ın ondan Mesih diye bahsetmesi ve İsa'nın göve yükselmesi gibi meseleler Mehdi'nin varlığının kanıtı olarak anlaşılmış olsa da ayetlerde böyle bir şeyden bahsedilmediği gibi yalnızca İsa peygamberin başından geçenler aktarılmıştır ve bu kavram da lakap veya ünvan gibi kullanılmıştır. Hristiyanların anladığı şekilde bir mesihlik görevi değildir. Hatta İsa'nın geri dönüşüyle alakalı geri dönmeyeceğine dair de tespitleri Deccal videosunda anlatmıştık. Allah'ın İsa'dan Mesih diye bahsetmesi Yahudi ve Hristiyanların anladığı manada bir Mesih değil. Yalnızca Yahudi ve Hristiyanların Hz. İsa'yı Mesih olarak tanınmamaları ve ona verilen lakaptan ötürüdür. Nitekim Matta İncil'inde Meryem'den Mesih diye tanınan İsa doğdu ifadesini de dikkate alırsak bu ifadenin bir sıfat olduğunu düşünebiliriz. Kur'an'da kendini yer bulamayan Mehdi, İslam'ın ikinci güvenilir kaynağı sayılan Muhammed'in sözleri ve davranışlarını içeren hadis külliyatında yer bulmuş İsa Mesih Deccal ya da Dabbetül Arz ile kuvvetlenmiştir. Hz. Muhammed'e dayandırılan bu hadisler Mehdi inancının oluşmasında temel argümanlardandır. Çünkü Kur'an'da Açıkça var olmayan bir olguyu dinden sayabilmenin en kestirme yolu Kur'an kadar korunaklı olamayacağı düşünülen ve değiştirilemeyeceğine dair söz verilmeyen hadis külliyatına dayandırmaktır. Muhammed'i kim bile bile bana isnat ederek yalan söylerse cehennemdeki yerine hazırlansın hadisine rağmen onun adına birçok hadis uydurulmuş, bunda da siyasi çekişmeler etkili olmuştur. Buhari ve Müslümin Ebu Hureyre'den aktardığı içinizden biri imamınızken Meryem oğlu İsa indiğinde nasıl da mutlu olursunuz diyen hadisi var ya, işte o hadisin yanı sıra Müslüm'de Cabir bin Abdullah'ın anlattığına göre Meryem oğlu İsa iner, Müslümanların emiri ona gel bize namaz kıldır der ancak İsa siz birbirinizin yöneticisiniz diyerek bunu reddeder. Bu Allah'ın bu ümmete ikramlıdır diye bir hadisi de var. Bu hadisler ve İsa ile ilgili ayetler göz önüne alındığında Hazreti Muhammed'in bu sözleriyle aslında insanlara İslam'ın ve İslam liderlerinin değerini ve büyüklüğünü vurgulamak istediğini düşünebiliriz. Hele ki İsa Mesih ifadesinin Kur'an'da Yahudi ve Hristiyanları etkilemek için kullanıldığını biliyorsak veya öyle düşünüyorsak az önce söylemiştim sebebini Muhammed'in de aynı şekilde bu hadisleri bu amaçla söylemiş olabileceğini düşünebiliriz. Kutubi Sitte de Mehdi hakkında bahsedilen hadislere göz attığımızda Ebu Davud'un kitabında yer alan hadislerin bazıları güvenilir, bazıları ise güvenilmez kaynaklardan gelmiş. Tırmizi'nin kitabında bulunan hadislerse, ise göre kabul edilebilir düzeyde. İbn Mace'nin kitabındaki doğudan çıkacak siyah bayraklılar ve ehli beytten bir liderin çıkışını anlatan hadislerse oldukça güvensiz kaynaklardan aktarılmış. Tabi bunlar benim değil ilahiyatçıların yorumu onların yorumları bunu söylemem ve eklemem lazım. Ebn Haldun'un Mesih ya da Mehdi ile ilgili hadislerin güvenilirliğine dair eleştirilerine baktığınızda bu hadislerin çoğunun güvenilir olmadığını, hatta aralarında uydurma olduğunu söylediğini görüyoruz. Hadislerin birbirleriyle çeliştiğini ve genel olarak sünnetin mantığına da uymadığını belirtmiş. Hz. Muhammed İslam'ı yaymaya başladığında Mekke'de sayıları az, Medine ve civarında önemli bir Yahudi nüfusu vardı. Bu Yahudilerin Arabistan'a gelişi Babil'den kaçıp ticaretle zenginleşen ve sonra buraya yerleşen bazı gruplarla başlamış. O zamanlar Mekke ve Medine'de yaşayan Yahudiler arasında Mesih'in geleceğine dair büyük bir beklenti hakimdi. Mesela Saleme bin Saleme'nin anlattığına göre küçükken bir Yahudi Mesih'in yakında geleceğini ve Saleme'nin büyüyünce onu görebileceğini söylemiş. Bu bölgedeki Yahudiler sık sık Arapları yaklaşan Mesih ile korkutmuşlardır. Hatta bu uyarılar zamanla Evs ve Hazreç kabilelerinin Müslüman olmasını etkileyen faktörlerden de biri olmuş. Osman bin Affa'nın halifeliği döneminde Yahudi kökenli Abdullah bin Sebe, Müslüman coğrafyalarda dolaşarak yanlış görüşler yaymaya başlamış. Hicaz'da destek bulamayınca daha önce Helenistik ve Yahudi etkileri altında kalmış olan Mısır'a giderek burada taraftar toplamayı başarmış. Onun iddialarından biri, insanlar İsa'nın geri döneceğine inanırken, neden Muhammed'in dönüşünü inkar ediyorlar? Halbuki Allah, ey Muhammed, Kur'an'a uymayı sana farz kılan Allah seni döneceğin yere döndürecektir diyerek Müslümanların aklına ricat yani dönüş fikrini sokmuş. Aynı zamanda Hz. Ali'nin halifeliğinin Hz. Muhammed tarafından vasiye olarak belirlendiğine ve onun ardından gelecek halife olduğuna dair rivayetleri yaymaya başlayan da odur. Sebebe destekçileri Hz. Ali'nin ölmediğini ve dünya zulümle dolup taştığında geri gelip adaleti sağlayacağını iddia etmişlerdir. Yahudilerin Talmud'dan aldıkları bilgilerle oluşturdukları tasavvufi kültür, Müslümanlar arasındaki zühd yani dünya malına karşı ilgisizlik, sıdk doğruluk ve velayet spiritüel liderlik gibi inançlarında temelini atan olgulardan biridir. Kerbela olayından sonra Caabe Lahbar gibi Yahudi kökenli kişilerin Müslümanlar arasına önceden getirdiği bazı Mesih görüşler daha geniş kabul görmeye başlamıştır. Birçok İslam alimi Yahudi kökenli Abdullah bin Sebe'nin Müslümanlar arasına Yahudilikteki Mesih inancına paralel bir şekilde Mehdi fikrini ilk kez sistemli bir biçimde getiren kişi olduğunu düşünüyor ricat, bir dönüş, yeniden diriliş ve Mehdi'yi andıran fikirler onun liderliğinde Hicaz bölgesi ve Kufe'deki Yahudilerle etkileşimler sonucu Müslümanlar arasında hızla yayılmıştır. Bugün Müslümanlar arasında dört ana Mehdi fikri var. İlk fikir İsnaşeriye Şiasının desteklediği Mehdi'nin Hasan el-Askeri'nin oğlu Muhammed bin Hasan el-Mehdi olduğu görüş. Bu görüş Mehdi'nin kimliğine çok büyük bir önem atfeder. Önem atfeder. İkinci görüş Selefiye ve hadis alimlerinin bakış açısını yansıtır. Bu görüşe göre Mehdi, Hazreti İsa'nın geri dönüşüyle birlikte dünyayı adaletle yönetecek kişidir. Ancak bu Mehdi'nin kesin kimliği belirsizdir ve yalnızca Abdullahoğlu Muhammed olarak bilinir. Üçüncü görüş Mehdi'ye dair açık bir delil bulunmadığını ve akıl yoluyla bu fikrin kabul edilemeyeceğini savunanlardır. Bu görüş savunanlar arasında Kadi Abdülcebbar ve İbn Haldun gibi alimler bulunmaktadır. Dördüncü görüş ise Zeydiye mezhebi ve bazı çağdaş alimler tarafından benimsenen bir bakış açısını yansıtır. Bu görüşe göre her dönemde toplumu dine döndüren Dini yaşama yeni bir canlılık kazandıran ve kazandırmaya devam edecek olan bazı kişilikler vardır. Bu kişilikler Mehdi ya da Müceddit olarak adlandırılabilir. Görüldüğü üzere Mesih Mehdi fenomeni halkların genellikle zor zamanlarında bekledikleri bir kurtarıcı, bir lider eksikliğinden ve özleminden türemiştir. Eski güzel günlere, dönemlerinin altın çağına bir dönüş umudu olmuştur. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, yorum yazmayı lütfen unutmayın. Katıl butonumuzu da aktif ettik. Bize destek olabilirsiniz. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.